kartal sembolü var ya Bizansların. Yani o kartal artık böyle ihtiyar bir kartal olarak uçamaz hale gelmiş. Çünkü gerçekten de o aşılmaz vaziyette. Konstantin'le başladı, Konstantin'le bitti. Bizans'ın da sonu böylelikle 1400'lere gelindiğinde bitiyor. Ama 100 yıl sonra görüyoruz son olduğunu. Fatih gerçek anlamda bir Rönesans hükümdarı olarak 21 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir stratejist. Ki yani Osmanlı'da çok nadir görülen bir şeydir bu. Avrupalılar için müthiş bir fırsat. Osmanlıları yerle bir edecekler. Şimdi bir çocuk zaten başaramaz diye düşünüyorlar. Düşünsene yani yüzyılların hayali gerçekleşmiş ve sen bir fetihi gerçekleştirmişsin. Sonradan bir Alman tarihçi tarafından uydurulmuş bir şey. Ki Dukas da çok önemli bir tarihçi. O da o dönemde yaşamış. Ama Dukas da o sırada Midilli'de. Her her zaman bir efsane vardır bu tür büyük fetihlerde. Yoksa belki de biraz çok daha önce alt edilebilir ve Konstantiniye düşmüş olabilirdi. Bu tarihte tartışılır. Fatih kendimi yaptı diye. Bizanslılar tabii ki felaketin geldiğinin farkındalar. O Bizans surları, Theodosius surları asla aşılamazmış. Cetin Pelin, Cettin Batu. Nasılsın efendim? İstanbul'u fethetmeye gidiyoruz bugün. İyi misin? Çok iyiyim. Kendini İstanbul'u fethedecek gibi hissediyor musun bugün? <laughs> Gördüğünüz üzere kıpkırmızı giyindim. Ama şunu anlamıyorum. Bir saat boyunca biz yani geldik, fethettik. Bir kanlı ıhı, salı yani günü. çağ kapatacağız. Yani bir kağı değil mi? Orta çağ kapatıp yeni yani çağ açacağız. Büyük iş yani. Bizim için öyle de. <laughs> Batılılar için o tam zaman böyle. Bundan kan... da konuşacağız herhalde. ...bir hatırlatma yapalım değil mi? Evet, ben evet. her defasında böyle bunu utanan sıkılığı yapıyorum. Yeni Medium'un gereksinimi mi evet. diyelim? Usul bulduğu üzere ben de aynı hatırlatmayı yapayım. Lütfen abone olun. Abone olduğunuz takdirde hem hatırlatmalarla... ...o küçük zil ikonuyla size yeni programlardan bilgilendirmeler gelecek. Müjde gelecek. Bir de ayrıca her programda sizlerden çok çok güzel yorumlar ve fikirler geliyor. Müteşekkiriz. Bu anlamda hep bir kitap isteği ya da bir ne okuyalım gibi sorular geliyor... Bu programlarda ben özellikle konuya ilişkin kitap önerilerinde bulunacağım. Abone olursanız da bunları da görme şansınız olacak. Dolayısıyla abone olun ve güzel bir şekilde devam etmeye ve yeni programlar çekmeye biz de gayret edelim. Önce şeyi ben sormak istiyorum. Ya bu İstanbul'un olayı ne tam olarak o çağın insanı için? Ya o çağın değil çağlar. Yani İstanbul belki bin yıl boyunca hep alınma hayaliyle yani fethedilme hayaliyle yaşanmış. Hatta ben bayağı bir araştırma yaptım. 29 kez kuşatılmış. Ve bunlar arasında bak söylüyorum sana 340'da Filip almaya çalışmış. 194'te bunlar milattan önce bahsediyorum. Septimus Severus alıyor zaten onu biliyoruz. 616'da Keyhüsrev 626'da İran ve Avar Türkleri alamadılar. Ya anlayacağın bak 665 ile ilgili bir sayfa not aldım burada. Ruslar, Emeviler, Abbasiler kaç defa kuşatıyorlar Macarlar ama bir şekilde alınamıyor. Çünkü Bizans artık yani 1400'lere gelindiğinde yani o yeni çağa girindiğinde Avrupa Rönesans'ı yaşarken Bizans belki daha sonra Osmanlıların söylediği gibi yaşlı adama dönüşmüş yani ihtiyar hantal hem ekonomik anlamda hem askeri güç olarak çökmüş bir imparatorluk asabiyesini yitirmiş bu Evet o İbnağı kartal dönüm. kartal sembolü var ya Bizansların yani o kartal artık böyle ihtiyar bir kartal olarak uçamaz hale gelmiş ve fakat surları o kadar yani Theodosius'un surları denilir bu. 400'lü yıllardan yani 5. yüzyıldan itibaren zaten aşamalı aşamalı o kadar ciddi bir kendini savunma mekanizması geliştirmiş ki hendekleriyle, üçlü sur sistemiyle, değişik kaleleriyle kaç tane kale var ki sen bir aşamayı açtığında öbür aşamaya geçildiğinde zaten yukarıdan oklarla ya da toplarla imha ediliyorsun. Dolayısıyla bu bahsettiğim 29 kez kuşatma hikayesinde dünyanın en ciddi imparatorlukları ya da en ciddi ciddi militar güçleri teşebbüs ediyorlar ama yapamıyorlar. Boşuna değil. Çünkü gerçekten de o sırlar aşılmaz vaziyette. Ama sonra bir 21 yaşındaki bir genç bir adam geliyor ve Fatih unvanını böylelikle alıyor. Çünkü yüzyılların hayalini gerçekleştiriyor. Onun için bir hadis bile var biliyorsun. Müslümanlar için bir bin yıllık rüya. Bin demeyelim. Bine yakın işte 600'lerden 1453'e kadar. Hristiyanlar için de öyle. Çünkü bakma sen hani Yanovalılar güya yardım ediyor. işte Venedikliler gemi gönder Gönderiyor. Papa işte haçlı seferleriyle ama Papa'nın kendisi 1204'te yani o haçlı seferlerinde güya yardım amaçlı gönderiyor. E şehri talan ediyorlar, mahvediyorlar, gidiyorlar. Daha önce çok kısa buna değinmiştik. Dolayısıyla yani Batılıların da gözü burada. Yani Bizans zaten düştü düşecek modda. Zaten kimi tarihçiler şey der hani Konstantin'le başladı, Konstantin'le bitti. Son imparator çünkü 11. Konstantin. Yani şehri vermemek için kendisi de 49-50 yaşlarında olduğu biliniyor elinden geleni yapıyor. Fatih ile de pek çok anlaşma yapmaya çalışıyor ama şehrini vermek asla istemiyor. Dolayısıyla hani gerçekten de 1. Konstantin'le başlayıp 11. Konstantin'le bitmiş. Arada işte pek çok Paleologos olsun, başka imparatorluk olsun, Komnenuslar olsun, farklı aileler gerçekten de İstanbul'u çok ciddi şekilde başında durup iyi şeyler de yapmışlar. İnanılmaz yapılar inşa etmişler. Ama yani belki de eşyanın doğası her imparatorluğun sonluğu geldiği gibi Bizans'ın da sonu. Böylelikle 1400 1500'lere gelindiğinde bitiyor. Zaten çok önceden haraca bağlanmış Bizanslar. Şimdi tarihi söyleyeyim. 1370... Osmanlı'nın Evet Narba evet 1372'den itibaren Osmanlı'ya vergi veriyorlar, haraç veriyorlar. Çünkü zaten Osmanlı yavaş yavaş yani İstanbul'a yaklaşıyor. Edirne'de, Manisa'da, orada burada zaten pek çok Osmanlı birimi var. Ama 1272'den itibaren Bizans zaten Osmanlı'ya bir şekilde haraç vererek bana dokunma demeye çalışıyor. Ama 100 yıl sonra görüyoruz ne olduğunu. Bugün de zaten onun detaylarını konuşacağız. Evet. O zaman şöyle mi anlıyoruz tam öneminin altını çizmek için? Kuşatılamayan bir kale. Yani sonuçta imparatorluğun farklı şehirleri alınıyor. Büyük muharebeler sonucunda adalar olsun. Hatta Fatih Konstantin'e diyor ki işte ben sana Rodos'u vereyim. Sen ailenle orada yaşa ama hani şehri bize ver. Bunun gibi elçiler vasıtasıyla bir sürü anlaşma da yapılmaya çalışıyor ama şehir verilmek istemiyor. Çünkü şehir her ne kadar imparatorluk pasta gibi dilinlenip ona buna verildiyse de ya da Osmanlı tarafından fethedilip pek çok şehri ele geçirildiyse de Konstantiniye denilen şehir Bizanslılar için böyle bir başkent tabii ki ve onur meselesi i̇kinci yani Roma. ikinci Roma, Doğu Roma. Bir başkent olarak onun verilmesi demek aslında şeytanla işbirliği Hı -hı. yapmak demek. Yani sen her şeyi verebilirsin. Bütün civardaki kentleri verebilirsin, köyleri verebilirsin ki İstanbul'un dibine kadar yani Rumeli Hisarı'na kadar girilip orada kaleler inşa edilmiş. Çok yakın mesafe bahsettiğimiz. Hı -hı. Ama onları bile yapmışlar. Orada toplar imal ediliyor, bir şey yapılıyor. Ama Suriçi denilen asıl şehir yani Konstantinye asla verilmek Istenmiyor. O bir onur meselesi imparator için o yüzden zaten hani kaçabilirdi, anlaşma yapabilirdi, vergiye bağlanıp Mutlu Mesut ailesiyle bir adada yaşayabilirdi. Tamam sürgün hayatı ama hayatını kurtarabilirdi ama onu vermek söz konusu bile değil. Çünkü zaten 600'lerden itibaren bu değişik kuşatma teşebbüslerine serpmiş ve zaten son ana kadar bekliyorlar. Papadan işte gemi gelecek, işte beğendiklerin gemileri gelecek sadece bunlar askeri yardım da değil. Tağlı olsun vesaire çünkü sonuçta Fatih gerçek anlamda bir Rönesans hükümdarı olarak 21 yaşında olmasına rağmen inanılmaz bir stratejist. Yani sadece sürekli top atışıyla surları indirmiyor ya da işte o hendekleri lağımcılarla altından kazdırıp alttan kuşatmıyor ve fethetmiyor. Aynı zamanda yemek, tahıl ve benzeri şeylerin önünü keserek de onları içeri hapsederek de fethetmiş oluyor. Dolayısıyla hani dört bir taraftan bir fetihten bahsediyoruz. Buna kimse dayanamaz. Zaten fakir bir imparatorluk. Yani şu anda kaynaklar ki birazdan asıl eserlerden bahsedeceğim. O asıl eser yani dönemin yazarlarına ve tarihçilerine dayanarak bunu söylüyorum. Bizanslıların toplamda zaten 5000 tane falan askeri var. E, Osmanlı'nın kaç askeri olduğu bilinmiyor. Kimileri 200 bine kadar çıkartıyor ama Bizans tarihçileri bunu yazmış. Biraz abarttığını düşünüyorum. Realistik olarak 80 ila 100 bin Osmanlı askeri ya da işte Yeniçeri ile birlikte ki bunun arasında iki tarafa da çalışan Canovalılar da var. Yani hem Bizanslara çalışıyorlar. Hem Osmanlılara çalışıyorlar. Tabii bizim şu an Galata bölgesi de Cenoğulları'nın kontrolü. Evet. Değil mi? Zaten kuleyi de Cenevizler yapmış galiba. Evet. Lafını kesmiş gibi oldum ama şeyi sormak istiyorum. Bütün şimşekleri Bütün üzerine şey... çekmeye hazır mısın? Ya Biz bu yola baş koyduk. Ben... <laughs> Fatih neden böyle bir kararı vardı? Ve neden İstanbul'un kesinlikle alınması lazım Fatih'in zihninde veya Osmanlı siyasi elitlerinin zihninde? Yani. Ee, bu sorunun cevabını bence en güzel Halil Nalcık veriyor. Çünkü Fatih'in bu fetih hayalinin arkasında babası 2. Murat yattığını söylüyor. Şöyle ki babası biliyorsun Fatih daha çocukken tahtı ona feragat edip verip kendi hayatına çekiliyor. Emeklilik, hayatı. Emeklilik hayatına. ki yani Osmanlı'da çok nadir görülen bir şeydir bu. Ama 2. Murat çekildikten sonra onun Etrafındaki Çandarlı gibi son derece güçlü figürler yani bunlar hakikaten Çandarlı ailesi zaten Osmanlı hanedanında hep başbakanlık yapmış, hep vezirlik yapmış. Ve aynı zamanda stratejilerini belirlemiş çok önemli bir ailedir. Çandarlı Paşa gerçekten de Murat'ın geri dönmesini ve onun bir şekilde bu Osmanlı'ya karşı yapılan Avrupa'dan gelen saldırılara karşı ordunun başına geçmesini istiyor. Şimdi şöyle bir durum var Fatih dediğim gibi 14 yaşında bir çocuk. 14 yaşında bir çocuk ki bahsettiğimiz 1444-1446 yılları arasında. Bir çocuk tahta geçince Avrupalılar için müthiş bir fırsat. Osmanlıları yerle bir edecekler. Çünkü bir çocuk zaten başaramaz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Çandarlı Murat'a rica ediyor ve tekrar ordularının başına geçmesini diliyor. Ordularının başına Onu geçince... Bize şey var... diyorlardı. Mehmet baba ya sen geri dön diye bir mektubu var diye anlatmışlardı. Herhalde Çandarlı ona asıl. Evet yani ben değil bunu okay. belgeler söylüyor ve Halil İnalcık da şunu söylüyor. bu fetihin aslında altyapısını yaratan Varna Savaşı. Çünkü 2. Murat'ı tekrar ordunun başına geçiriyor ve büyük bir zafer kazanıyor Avrupalılara karşı Varna'da. Ve Varna'da bu zafer elde edildiğinde Fatih'te sanki bir ampul yanıyor. Aa işte bana tahtı geri vermişti ama tekrar kahraman olan babam bana tahtı tekrar vermeyecek gibi bir, bir durum söz konusu. Dolayısıyla ancak büyük bir fetihle yani Konstantiniyye'yi ele geçirmekte Geçirip de İstanbul'a dönüştürerek yani bir İslam başkentine dönüştürerek ordularını ve halkını sevgisine kazanacak ve ikna edecek gibi bir düşünce beliriyor kafasında. Dolayısıyla babası belki de Varna'da bu kadar muzaffer olmasa ve tekrar tahtını ona vermeyecek gibi bir düşünce ortaya çıkmasa bunlar olmayacak gibi bir intiba var tarihçilerin gözünde. Ki burada istersen kaynaklara girelim çünkü bana hep çok şaşırtıcı gelmiştir. Fatih hep söylüyorum bir Rönesans imparatoru ve işte Büyük İskender'in hayatını okumuş, onu örnek alan, kendinden önceki büyük liderlerin hayatına öykünen bir insan. Nasıl oluyor da kendi tarihçisini ya da vakayı nüvisini yaratamıyor diye. Çünkü bildiğimiz kendi tarihçisi Aşık Paşazade var ki Fatih döneminin yegane hani Osmanlı tarafından tarihçisidir. Ama Fethi'yi doğru yazmamış bile. Bu bana çok garip geliyor. Çünkü düşünsene yani yüzyılların hayali gerçekleşti ve sen bir fetih'i gerçekleştirmişsin. 40 kısır gün boyunca büyük bir zorluğu aşarak bunu başarmışsın. Kendi tarihçine bunu nasıl yazdırmazsın? Nasıl olmaz da? Yani Fethi'nin günü bile belli değil. O kadar garip ki bak Fethi'nin gününe dair hepsi farklı bir şey söylüyor. 53 gün sürdüğünü biliyoruz ama Fethi tarihi Türk tarihçilerde yok. Tursun Bey 6 Temmuz 1453 diyor. İdris'i Bitlis'i yine 6 Temmuz söylüyor. Oruç Bey 1 Nisan diyor. Anonim bir tarih var. Tevari Ali Osmani. O 31 Mart diyor. Kuşatmaya katılan iki tane tarihçi var. Aşık de dediğim gibi o tarih vermiyor. Çok tuhaf. Ancak işte kuşatmada bulunmuş iki tane Bizans ya da işte Latin tarihçisi diyeyim. Bizans biliyorsun. Bunun altını çizelim. Sonradan bir Alman tarihçi tarafından uydurulmuş bir şey. O, o yüzden hani Doğu Roma demek doğru. Uzun bir süre Doğu Roma imparatorluğu. Doğu Roma deniliyor. Dolayısıyla Doğu Romalı tarihçi diyelim. Daha hani politically correct olalım. İkisi de yani Julian ve Gregorian takvimine göre 29 Mayıs 1953 diyor. 1943 mi dedim farkında değilim. İkinci Dünya Savaşı. <laughs> Bey birkaç yüz yıl birkaç yüz yıl, yıl şey Avrupa <laughs> 1453 tabii ki. Tarihi konusunda hem fikirler ama Temmuz mu, Mayıs mı, kimisi 1 Nisan diyor. Yani Nisan, Mayıs ya da Temmuz hepsine bambaşka Ama bir fikirler. yaz mevsimi olduğunda anlaşmışlar genelde. Bahar yaz, ya da bahar, bahar ya da yaz. Şey. Dolayısıyla biz bugün işte putları kırıyoruz şu anda. Bizans tarihçilerinin tarihi Bir, Evet Bizans biz. ama işte Osmanlı tarihçileri o Tursun Bey ve Aşık Paşa zaten zaten hani birisi tarih vermemiş. Diğerleri de işte kimisi Temmuz kimisi işte Nisan diyor. Aşık Paşa Zade'nin anlatımı nasıl? Çok yüzeysel anlatıyor ve hiç tarih vermiyor. Şimdi her zaman yaptığım gibi kaynaklardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü tabii ki kritik okuyucu şunu düşünebilir. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış dediğim gibi fetihin tarihine dair bile pek çok muamma var. Ama o dönemi anlamak için ve fetih günlerine gitmek için tabii ki o dönemde yaşamış tarihçilere bakmamız gerekiyor. Ya da hani o dönemin tanıklarına, yazılarına bakmamız gerekiyor. Burada bir liste çıkardım ki bu listeden orijinal metinleri elde edebilirler. Bugün çeviri halde işte Latinceden olsun, Osmanlı Türkçesinden olsun gayet kolay bulunabiliyor. Kritevulos en önemli tarihçilerden bir tanesi. Kritavoulos'un eski böyle Türkçe'ye yakın bir bendeki çevirisi vardı yani Latin harfleriyle ama dili çok ağır. Sanıyorum günümüzde daha anlaşılır bir şekilde yayımlandı ama Kritavoulos'taki mesele şu Kritavoulos çağdaş yani 1453'te o dönemde yazmış bir tarihçi ama o sırada Gökçeada'da. Dolayısıyla birebir kendisi görmemiş duyduklarını yazmış. Ama yine de sonuçta çağdaş. Dukas var ki Dukas da çok önemli bir tarihçi. O da o dönemde yaşamış. Ama Dukas da o sırada Midilli'de. İstanbul'da bulunan Aşık Paşazade var. Aşık Paşazade'ye bakabilirler. O daha çok Fatih'in hayatını, eserlerini, kişiliğini daha detaylı yazar. O Fatih'in kişisel tarihçisi gibi. Ama demin de söylediğim gibi nedense tam o kuşatma günlerini, o 53 günü çok detaylı anlatmamıştır. Tarih belirtmemiştir. O yüzden hani neden bilmiyorum bu böyle ama yine de önemli bir tarihçi, o dönemin tarihçisi ve Fatih'in tarihçisi. Aynı zamanda Venedikli bir gemide doktor olan Nicolo Barbaro var. Dolayısıyla o Venedikli doktorun gözlemleri de önemli Fethi'ye dair. Ve 11. Paleogos'un tarihçisi Francis var. O içeride. Dolayısıyla bana göre yani bu zaten Francis ve diğerleri en şu anda başvurulan kaynak. Çünkü en detaylı onlar yazmışlar. Dolayısıyla bunların hepsine bakınca zaten 4-5 tane ana kaynaktan bahsediyoruz Fethi'ye dair. Merak edenler şu şunu demiş, bu bunu demiş ya da böyle sonradan gelişmiş şehir efsaneleri bu gemilerin işte indirildiğine dair falan. Bu tür kaynakları başvurabilirler. Zaten ondan başka da kaynağımız yok. Bu arada bir parantez açayım. Bundan sonra biz bu çekimleri biz şu anda gördüğünüz üzere ben kanlı canlı kıpkırmızı bir vaziyette burada oturuyorum. Ama ses kaydı olarak yani podcast olarak da dinleyebilirler. Dolayısıyla podcastleri de takip edebilirler bundan sonra. Teşekkürler. Nerede kalmıştık? Bu Fatih'in karar aşaması. İşte her zaman bir efsane vardır bu tür büyük fetihlerde. Bu fetihe dair de daha sonradan gelişen belki bir koyun meselesi vardır. Biraz efsanevi bir mesele. Bilmiyorum bunu hiç duydun mu ama fetihten yaklaşık bir ay önce etrafta gezinen Osmanlı askerleriyle Bizanslı çobanlar arasında bir arbede yaşanıyor. Bunlar çobanlardan koyun satın almak istiyor. Bizanslılar da biz size satmayız diyorlar. <laughs> Bunun üzerine koyunlar paramparça oluyor. 3-5 koyun telef oluyor. Alacağım, almayacağım, satacağım, satacağım. Sana satmam, satarım vesaire. Ve Osmanlı askerlerine satmayan Bizanslılar üzerine böyle bir kötüleme kampanyası başlatılıyor. Bize nasıl koyun satmazsın meselesi. Savaşı ya da işte fetihin gerekçelerinden bir tanesi bu olarak sonrasında bir efsane gibi sunuluyor. Tabi yani Fatih kafaya koymuş bunu dediğim gibi sadece ben değil Halil hocanın da dediği gibi babasına karşı bir gövde gösterisi bir de kendini dünyaya ikna edecek. Ben bir imparatorum. Yani hemen hemen her Osmanlı imparatoru ondan önceki her şeyde var az çok bu zaten. Bir İstanbul var ve ah bir alsak şurayı falan diye herhalde Fatih bu kafasındakini şeye geçirecek olan kişi. Bir de tabi Beyazıt da bunu onu denemişti ama onunki daha farklı bir sonuç almıştı. Yani Septimus Severus'tan beri İstanbul deneyen, alma deneyen hayali var. Yani. Kimisi başarılı oluyor ama Bizans'ın neredeyse bin yıllık imparatorluk hikayesi boyunca bu bir şekilde aşılamamış. Özellikle 674'den itibaren Arapların istilaları gerçekten de çok sarsmış. Belki de onun üzerine bu kendini koruma hendek ve duvar ve sur teknolojisi bu kadar gelişmiş. Yoksa belki de Bizans çok daha önce alt edilebilir ve Konstantiniye düşmüş olabilirdi. Ama hakikaten dediğim gibi kaç tane aşamalı bir duvar ve hendek ve kale inşaatı söz konusu. Ya şimdi bak sayıları tam hiçbir zaman ezbere bilemiyorum ama 20 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde bir hendek var mesela. Şimdi bunu aşanlar daha sonra karşılarında dev bir duvar görüyorlar, sur duvarı. O duvarı aşıyorsun, sonra 12 metre yüksekliğinde başka bir duvar, arkasında 96 kule var, 96 kule. Eden, sürekli senin üzerine bir ok ve bomba küçüklü büyüklü bomba yağıyor. Yani bütün bunları geçtim. Hani üstüne toplar yağıyor, oklar yağıyor falan. Duvar üstüne duvar 12 metre, 20 metre vesaire geçiyorsun, geçiyorsun, geçiyorsun. Tam geçtiğinde ah Bizans'a ulaştım, Konstantiniyye'ye giriyorum, hastaneyi aşıyorum dediğin anda üstüne bir de Yunan ateşi <laughs> serpilebiliyor. O da hani kimisi Rum ateşi diyor, kimisi Yunan ateşi diyor. Ama hakikaten böyle bildiğin lav gibi bir su dev kazanlardan üstüne dökülüyor senin. Dolayısıyla geçişi mümkün gibi gözükmüyor ki nitekim 400'lü yıllardan 2. Teodosius'un surları inşa etmesinden itibaren geçilememiş. Bu tam Rum kelimesine de bir istersen şey yapayım. Zaten Romalı olarak görüyor. Evet. Osmanlılarda, Selçuklularda hatta miras almayı deniyor. Selçuklu. Selçuklular of Rum deniliyordu. Evet. Osmanlı tarihini İngilizce okuduğumuz için boğaz içinde... <laughs> Selçuk of Rum diye kafamda kaydedilmiş ama evet sonuç itibariyle Rum, Roma'dan gelen bir evet. kelime. O zaman bir de şeyi sorayım sana. Şimdi bu hazırlık aşamasındayken Fatih'in kafasında dönen bir şeyden bahsediyoruz ama bir yönetici grup olsa gerek. Orada bir karar mekanizması var. Oralara dair bir şeyler biliyor muyuz? Oralarda Tabii. bir tartışma var mı? Şöyle, Gidelim büyük... gitmeyelim diyenler var mı? Ya büyük bir tartışma var. Şimdi mesela Çandarlı Paşa bahsettiğimiz için ilk onunla başlayayım. Sonra hemen idam ediliyor. Çünkü Çandarlı kuşatmaya karşı. O daha çok diplomatik yollarla bu çözülsün diyor. Ve birazcık da hani babası Murat taraftarı gibi görüldüğü için tehlikeli bulunuyor. Fatih sonuçta büyük bir kuşatmayı başarmış ve fetih başararak Fatih olmuş. Dolayısıyla Çandarlı her zaman tehlikeli görüldüğü için. Fetih'in hemen ardından Çandarlı idam de ediliyor. Fatih daha 21 yaşında. Onu daha da 21 yaşında. Hatırlatalım. Evet. Kimisi hani rüşvet aldı diye idam edildi diyor. Ama bu hiçbir kaynak bunu doğrulamıyor. Birazcık karalama kampanyası gibi. Yani bana göre Çandarlı fethiye karşı olduğu için ve bunu diplomatik yollarla çözülsün dediği için idam edilmiştir. Bir şey var. Zanos Paşa, benim gibi Arnavut, tarih boyunca dik kafalılıklarıyla ve damarlarıyla bilinmişler. Zanos Paşa da istisna değil. Gerçekten de o zaten tam gaz fetih yapılsın ve Bizanslar bu kadar gelinde, bu kadar 53 gün boyunca saldırı yapıldı. Artı 53 günden önce, dediğim gibi bir sene önce bu meşhur koyun efsanesi var. Koyunları verme alma almama falan. sene boyunca zaten Fatih tam bir mühendis aklıyla savaşın planını yapıyor. Mesela top hikayesi var ki... Bir sene önce falan başlamış. Bir sene önce başlamış. başlamış. Ya zaten o Rumeli Hisarı pat diye böyle bir günde inşa edilmedi. Toplarla ilgili şimdi şöyle bir şey var. Bu tarihte tartışılır Fatih kendimi yaptı diye. Fatih'in gerçekten de bir mühendis kafası olduğu, tam bir Rönesans lideri gibi. Hem işte sanata kafasını yattı. Dolayısıyla daha sonraki yıllarda Belliğini gibi bir sanatçıyı getirip de kendi tablosunu yaptırması olsun. Belli surların ya da kalelerin inşa edilmesi olsun. Top meselesinde de kimi kaynaklar diyor ki Fatih gerçekten de belli çizimler yaptı ve yeni savaş oyuncakları icadında rol oynadı. Bunu söyleyenler var ama bence asıl faktör şöyle. Şimdi Macar Urban diye bir usta var. Devasa toplar. Bu topların dökülmesi günler alıyor. Ve hakikaten dev boyda toplar. Surlar sonuçta aşama aşama olduğu için günde sadece 7 top atılabiliyor. O kadar zor. Yani o kadar da büyük toplar bunlar. Normalde Bizanslıların yani Doğu Romalıların aslında mühendisi ve ustası bu. Ama Doğu Romalılar sadece askeri anlamda değil ekonomik anlamda da çökmüş vaziyettiler. Urban onlara çok pahalı geliyor. İşin Özeti bu. Fatih irtibata geçiyor ve dört misli daha büyük bir maaşa bağlayarak topları bize dökün diyor. Ve böylelikle Urban Osmanlılara çalışmaya başlıyor ve o topları Osmanlılar için dökmeye başlıyor. Bu toplar gerçekten stratejik anlamda en önemli, belki de savaşın kazanılmasındaki en önemli rollerden bir tanesi. Bizanslılar da salak değil herhalde. Onlar da hazırlanıyor herhalde bir yandan. Yani şimdi şöyle. Bizanslılar tabii ki felaketin geldiğinin farkındalar. Sürekli bir Avrupa'yla mektuplaşma halindeler. Papa mektup yazıyorlar. Bir seferberlik ilan edilsin. Aynı o haçlı seferlerindeki gibi. imparatorluk gidiyor diyorlar ki söz alıyorlar. Venedikler'den söz alıyorlar. Papa'dan söz alıyorlar. Şu kadar gemi gelecek. Şu kadar erzak gelecek. Şu kadar top gelecek. Şu kadar asker gelecek diye. Ki bunlar yavaş yavaş geliyor. Ama yetişmiyor. Yani o bir sene boyunca Osmanlı haraları top döktürürken kale ...inşa ettirirken... bu arada, ...o kaleler şey değil sadece... ...askerle ve mühimmatla dolu değil... ...mesela Rumelistler... ...bildiğin orada bir yaşam başlıyor... ...insanlar orada... ...kadınla, erkekli, çoluklu, çocuklu... ...bir böyle e, yerleşim söz konusu... ...dolayısıyla hani İstanbul'a yavaş yavaş zaten... ...hani yerleşerek... ...bostanlarına tağıl vesaire ekerek... ...zaten hani ele geçiriyorlar yavaş yavaş... ...dolayısıyla sadece bir askeri... bu fetih değil... ...aynı zamanda bir hani toplumsal... ...sosyolojik olarak da bir fetih... Fethi var Çünkü resmen kendi insanlarını yerleşiyor ve Bizanslı dediğimiz Doğu Romalılar yavaş yavaş o sur içine yani Theodosius'un surları içine ki 14 kilometre inanılıyorsam 1453 tarihinde 14 kilometrelik bir sur içine hapsolmuş oluyorlar. Fetih başladığında o bir seneden sonra zaten küçücük bir imparatorluktan bahsediyoruz içeri hapsolmuş ve mühimmat olsun, yeme içme olsun, su olsun dışarıya bağımlı. Yani bir yere kadar devam edebilir bu. Dolayısıyla her anlamda aslında kuşatılmış bir imparatorluktan bahsediyoruz. Fatih de bunu biliyor ve dışarıdan gelecek olan gerek Venedik olsun, gerek Cenovizler olsun, ikili oynayan Cenovizler, gerekse papalıktan gelecek olan Erzak gelmeden çünkü gemiler yavaş yavaş geliyor. Hepsi böyle yüzlerce gemi gelmiyor. Hatta sayıları var. Kritavolos'un verdiği ve Dukas'ın verdiği ve zamanın görgü şahidi George Sprantes diye bir şey var. Onlar mesela Yunanlı tarihçi. Topu topu 5000 tane bir Bizans askeri olduğunu söylüyor. Ama gerçekçi olacak olursak aslında bu Venedikli ve Papalık yardımıyla 15 bine yakın Bizans askerinin olduğu söyleniyor. Buna mukabil en düşük tahminlerle 80 bine yakın Türkiye'de işte Osmanlı askeri var. Ama Türkler de topyekün işte Türk boylarından gelen askerler değil. Bunların içinde askerliklerini Osmanlı'ya satan Rumlar da mevcut. Ki çok sayıda Rum olduğu düşünülüyor fetihte. Yani Bizansların işgaline karşı Osmanlılarla yer alan. Zaten en başından beri Osmanlı'nın din değiştiren Rum aileler var. Hepsini bütün Türkleri Orta Asya'dan getiren, hepsini böyle göçle yerleşilen bir Anadolu değil. Diye. Yavaş yavaş Rumlar da Türkleşiyor. Rumlar da Müslüman olan Rum aileler falan oluyor. Direkt Osmanlı'da da yönetim elitin içine geçen oluyor kusura bakma. Artı bir de şöyle bir şey var. Yani yeniçeri Enstitüsü zaten uzun zamandır kullanılıyor. Evet, Yenikşeri evet. ne? Yani gidiyorsun diyelim Makedonya'da bir köyü ya da Kafkaslar'da bir dağlık bölgeye gidiyorsun. Oradan en güçlü görünen ve en akıllı olabilecek çocukları alıyorsun. Bu çocuklara da iyi bir hayat vaat ediyorsun. Belki de köyünde olsa ne bileyim bir vebadan ölüp gidecek. Ama sarayda eğitiliyor, en iyi eğitime alıyorlar ve bir süre sonra başbakanlığa kadar tırmanabiliyorlar ki Osmanlı tarihi boyunca. Bilmem kaç tane Arnavut sadrazam, bilmem kaç tane işte Kafkas bölgesinden. Arap çok yok ama genellikle hep böyle Balkanlardan ve Kafkaslardan. Çok sayıda devşirme, Yeniçeri var. Yani en iyi örneğini zaten biz Evliya Çelebi'den ya da Mimar Sinan'dan biliyoruz. Mimari. Pek çok Yeniçeri ya da devşirme çocuk geliyor imparatorluğun bütün Enderun'da en iyi eğitimini alıp ondan sonra görev yapıyor ve o bürokraside tırmanıyor. Tıpkı Fatih'in ordularının içerisindeki tıpkı, Rumlar gibi. Tıpkı Fatih'in ordusundaki Rumlar gibi, Bizans denilen askerler Bizanslar. gibi ve Genovizler gibi. Yani Cenevizliler burada yeri gelmişken değinim çünkü en başta söyledim ikili oynuyorlar. Ama şöyle öyle bir strateji belirliyorlar ki mesela bir taraftan Osmanlı'ya zeytinyağı veriyor, satıyor. İşte onların savaş mühimmatına malzeme satıyor. Bir taraftan da Bizansların yanında kimisi savaşıyor. Dolayısıyla hani Cenevizlere topyekun böyle a Bizans taraftar demek doğru değil. İkili oynuyorlar o açıdan. Aynı zamanda mesela meşhur bir efsanesi vardır. Kerka Bilir misin bunu? Yok. Ya yani şimdi Stefan Zweig ki yani belki de dünya ya da en çok eser vermiş yazarlardan bir tanesi sürekli yazmış intihar edene kadar malumunuz. O bile bunu işte Kerkoporta diye bir efsane olarak yer alır. Tabii ki efsanedir ama şöyle. Şimdi güya o Bizans surları Theodosius surları asla aşılamazmış. Ama Bizanslar bir kapıyı açık unutmuş. Açık unuttuğu için Osmanlı oradan sızmış. Dolayısıyla kaleyi içten fethetmiş. Yani bu tabii ki hiçbir zaman kanıtlanamaz bir şey. Ama sonra böyle neredeyse bir şehir efsanesine dönmüş ve Zweig gibi yazarlar bile e, hatta alın söyleyeyim. Yıldız'ın Parladığı Anlar diye bir kitabı vardır Stefan Zweig'ın. Hammer'de bahseder. O da işte Dukas tarihine dayanarak bunu söyler. Edirne Kapı ve Eğri Kapı arasında açık kalan kapıymış bu güya. Ve tarihin bir süre sonra bu Kerka Porta deyimi tarihi değiştiren anlar olarak kullanılır. Yani bir kapı tarihi değiştiriyor diye kullanılır. Ve hani dolayısıyla böyle bir efsane olarak geçer Dukas yazdığı için ama takdir edilir ki uzun uzun burada sayfalarca yazılmış ne kadar zorlu bir fetih olduğu, o 53 gün boyunca kimi zaman kaybedilecek gibi olduğu, kimi zaman Bizans İmparatoru Konstantin'in gerçekten de Osmanlı güçlerini geri serttiği ve Fatih'in çıldırdığı, inanılmaz sinirlendiği, ordunun başına gidip gideceksiniz diye yerinde tepindiği falan yazılıyor. O zaman izninle bu hazırlıkları toparlayayım. Anladığım kadarıyla sonra savaşa doğru artık gireceğiz. Fatih bir, bir yıl boyunca hem şehrin etrafındaki mimari değişiklikle. Hem ordusunda dışarıdan kiralamalar veya ordusunu güçlendirme adımlarıyla bir hazırlık içerisinde. İçeride küçük tartışmalar dönüyor. Çandar diyor ki yapalım yapmayalım. Böyle bir şey anlıyorum ben. Bir de Bizans da tabii artık bunu fark etmiş. Bu Fatih'te bir şeyler var. Bir şeyler döndürüyor bunlar. Büyük ihtimal içeride de elemanları vardır zaten. Tanıyorlardır bir bazı insanları. Bir de elçiler var. Yani elçiler var. sürekli iki tarafa da hani hem Türk tarafından Bizans kralı Konstantin hem Konstantin tarafından hmm. Fatih'e Elçiler gelip bu yolu kansız bir şekilde fetih olmadan çözmeye çalışıyorlar. Yani anlaşma yapmaya çalışıyor Fatih sürekli. Diplomatları vasıtasıyla, elçileri vasıtasıyla savaş değil de bu şehri bize teslim edin. Şehri teslim ettikten sonra siz rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yağma olmayacak diyor ama şayet vermezseniz yani Alacağım. savaş yolunu tercih ederseniz o zaman yağmalama yapacağım, sizi öldüreceğim. Yaşatmayacağım diyor bunu net bir şekilde elçileriyle söylüyor. Bizans İmparatoru başkenti vermek istemiyor net bir şekilde. Hani ona zaten şöyle bir şık da sunmuş. Senin hayatını devam etmeni sağlayacağım. Rodos'ta al ceddini, aileni vesaire orada yaşa diyor. Yani Rodos işte ele geçirilmiş ama kabul edilmiyor. Fatih zaten çok uzun süredir bunu kafaya takmış. Hem kendi tahtını korumak onun için önemli. Çünkü dediğim gibi Osmanlı içinde bu genç adam bunu yapabilir mi diyen ya da kimisi işte babası tekrar tahta geçsin zaten çok yakın bir tarihte bir Varna Savaşı'nda büyük bir zafer kazandı. Dolayısıyla devam edebilir pekala diye düşünenler var. Dolayısıyla bir sene boyunca İstanbul'u yani Konstantiniyye'yi kuşatıp alma hayalinde yaşayan bir mühendis sanatkar şair ve askeri stratejisten bahsediyoruz. Ve dolayısıyla adım adım hem askeri anlamda hem halkını belli stratejik yerlere yerleştirme anlamında hem de diplomatik ilişki kurma anlamında adımlar atılıyor. Zincirler var biliyorsun ki hala bugün Arkeoloji Müzesi'ne girenler bu o zincirleri var. görebilir. En son Beşiktaş'ta ve o Edirne Kapı'da yapılan metro kazısı da, da zincirlerden bir parça keşfedildi orada duruyor. Dolayısıyla yani bu zincirler varmış ve en az 10 tanesinin Haliç boyunca gerildiği ve Haliç'e gemilerin girmesinin engellendiği söyleniyor. Dolayısıyla hem bir sürü aşama var Fatih'in aşması gereken. Bunları da adım adım zaten alt ediyor. O topları zaten bir günde dökemiyor. Urban'ı satın aldıktan sonra ya da ikna ettikten sonra daha fazla para vererek. Malzemesi de pahalı büyük ihtimalle onun. Yani bir topun o büyük topların 500 kilo olduğu söyleniyor. 500 kiloluk top 3 ayda dökülebiliyor. Dolayısıyla yani 1453'e gelindiğinde kaç tane top var? Günde 7 tane top atıldığını düşünürsen o büyük toplardan. Yani aylarca önce başlamış bu hazırlık. 1453'e gelindiğinde dediğim gibi tam bilinmiyor. Hadi diyelim biz bahar, mayıs olabilir, temmuz olabilir. Mayıs temmuz arasındaki bir zaman diliminde 50-53 gün boyunca önce gemilerden ve ha, gemilerle geliniyor. Gemilerle geliniyor. Osmanlı'nın donanmasının Bizans'ın 2-3 misli olduğu bir Bizans'ın zaten top topu iki tane firkateyni varmış, gemisi varmış. Ama işte Venedikler beş tane, bilmem neler iki tane falan gönderiyor. Ama tabii ki sayı olarak çok daha gerideler. Önce bir denizde o zaman. Önce bir denizde başlıyor zaten. E, denizden zaten sürekli bir şeyler karaya atılıyor. Ve o sur dibinde yani Edirne kapı olsun, Eğri kapı denilen yer olsun. Zaten ilk Eğri kapıda başlıyor bu surların aşılma hikayesi. Bütün o sur boyunca 14 kilometre boyunca e, surların diplerine koğuşlanıyor ve oradan önce bir top saldırısı yapılıyor ama dediğim gibi günde top topu 7 top atıldığı için yani top periyodik olarak atılıyor ama askerlerin saldırısı söz konusu. Askerler o surları aşıp denemesi çıkma. mi var sürekli? Sürekli bir çıkma denemesi var. Zaten Ulubatlı Hasan efsanesi de buradan çıkıyor. O çıkabilen yegane insan olarak. Zaten çıktığı anda arkasından gelen 7 asker yere çakılarak ölüyor. Kendisi de dayanıyor. Pek çok işte sağından solundan okla vesaire saldırıyı alıyor ve en sonunda o da yere düşerek şehit oluyor. Ama sonuçta bunun aşılabileceğini, tırmanabileceğini göstermiş oluyor. O yüzden Ulbatlı Hasan'ın ismi tarihe geçmiş. Ama arkasından zaten akınlar devam ediyor ve 53 gün boyunca kimi zaman gerçekten de kaybedildiği düşünülüyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi dedim ya irili ufaklı toplar atılıyor ve surlarda büyük bir delikler açılıyor ya da işte taşlar, molozlar iniyor. Şimdi Bizanslar 53 gün boyunca şehirlerini korumak için ve istilayı engellemek için canla başla çalışıyorlar. Mesela bir yerde bir delik mi açıldı? Gidiyorlar onları gün boyu bir şekilde tekrar taş üstüne taş, moloz üstüne moloz koyup tekrar kapatıyorlar. Dolayısıyla o surlar yamalı bohçaya dönüyor ve sürekli hani indirildiği gibi tekrar inşa ediliyor. İndirildiği gibi tekrar inşa ediliyor. Velhasıl hani hiç de kolay olmuyor. Yani Bizansların başta Konstantin olmak üzere hepsi de gerçekten de... Ben ilgili şey duymuştum. Şehrin içinde şey dedikodusu dönmeye başlamış. Ya Tanrı gelecek ve cezalandıracak onu. Fatih'in ordusuna karışmanıza gerek yok. İşte merak etmeyin <laughs> falan gibi bir takım dinci arkadaşların böyle bir inançı varmış. Ya bu e, patrikhane yani vasıtasıyla için. yayılan dedikodular tabii ki insanlara kulağa yani duymak istediklerini söylemiş olabilirler. Ama gerçekler hiç de öyle değil ve bizanslarında da hiç de çekildiği yok. Son Bizanslı'ya kadar orada içeride direniyorlar. Yani a girmeyecekmiş falan sokağa dökülmeyelim gibi bir şey yok. Hatta şöyle bir şey var. Ya mesela içerideki Ceneviz içeride gerçekten de Osmanlı'ya karşı savaşıyor ama dışarıdaki Cenevizliler de taraf değiştirip de içerisini vuruyorlar. Dolayısıyla Cenevizliler Cenevizlilere karşı dahi savaşıyor. Ya şimdi şey merak ediyorum bu arada Pelin kocaman bir şehirden bahsediyoruz. Kocaman bir ordudan bahsediyoruz. Donanma bir tarafta, şey bir tarafta kalıyor, değil mi? Yani bu haberleşmesi de çok zor bir şey yani. Fatih mesela geziyor mu sürekli? Ya Fatih gerçekten bir askeri deha gibi bir karakter. Çünkü hakikaten birebir sürekli savaşın içinde. Tam bir İskender. Zaten en büyük kahramanı da İskender. Evet. Yani Hatta bir efsane, her gece İskender'in hayatını okuduğu ya da okuttuğu söylenir. Uyumadan önce İskender'in biyografisini okutuyormuş kendine. Öyle bir çocuk lidere olunca. öykünen bir çocuk, 21 yaşındaki genç birebir savaşın içinde yer alıyor. Oradan oraya mekik dokuyor. Tabii ki bir karargah vardır bir yerde. Bir karargah var. Bugünkü Topkapı'nın orada yani Maltepe Yani asıl saldırının denilen... yapıldığı yer gibi. Büşüne asıl saldırı mi? yani karargah merkezi Maltepe denilen Topkapı'nın oralarda bir yerde. Orada çadırlar kurulmuş vaziyette ve oradan bütün stratejiyi yönetiyor. Bir taraftan mesela Edirne Kapı ve Eğri Kapı arasındaki surların orada 14 tane birim yerleştiriliyor ki oradan sürekli bir taarruz halinde surlara ya top atıyorlar ya asker gönderiyorlar. Bir taraftan surların farklı bölümlerinde ki işte topçular yerleştiriliyor. Dolayısıyla sadece bir yerden saldırılmıyor. Dediğin gibi bu bütün işte Konstantini çevreleyen kapılar ve surların değişik bölümlerine aynı anda bir saldırı gerçekleştiriliyor. Kimi yerde gerçekten de o Osmanlı geçecek gibi oluyor. Kimi yerde bir şekilde durduruluyorlar. Gerilediği yerde Fatih kendisi atıyla gidip de işte geri çekilmeyin falan dediği proaktif biliniyor. De Dolayısıyla proaktif. Zaten hani hep şu söylenir ya hani Osmanlı ne zaman gerilemeye başladı. Savaşa gitme. <laughs> evet yani genellikle Birazcık bu, bu hep, bu hep bu hep şöyledir. Yani tabii ki yani 3. Murat hayatı boyunca saraydan çıkmadı dolayısıyla işte 2. Mehmet yani Fatih hep savaştaydı falan. Tabii ki sonun başlangıcı ilk güne gelilebilir Hani stratejik anlamda diyelim bilme ya da bilgiye, basım evine e, vesaire yatırım yapmadıkça zaten baş, başlangıçtan itibaren ama Fatih bu anlamda bir tek bu kardeş katli meselesinde belki de eleştirilebilir. Ama her anlamda gerçekten de Avrupa'daki çağdaşlarıyla kıyaslanın hiç geri kalır değil. Tam tersine gerçekten de Rönesans'ın çağrışımı yaptığı bilim, teknoloji hmm. e, vesaire her şeye yatırım yapıyor. Yatırım yapıyor ki bu başarıyı elde ediyor. Çünkü dediğim gibi yani Topların dökülmesine bile karışıyor. En iyi ustaları tutarak zaten biliniyor. O Macar usta Dukas en iyi bu konuda. Ona yatırım yaparak ya da mesela gemi meselesinde olsun... ...donanmaya çok büyük bir yatırım yaparak öncesinde... Hmm. ...böyle bir rüyayı ya da Batu'nun kabusunu gerçekleştirmiş oluyor. Tekrar cepheye dönelim. Bir savaş filmi izlediğinde nasıldır? Bir buçuk saatlik filmin yarım saati savaştır ya... ...böyle sanki ordu geldi karşısındakine vurdu... ...olan oldu kazanan kazandı... Kaybeden kaybettiği gibi. 53 gün sürdüğünü söylüyoruz bu İstanbul Fethi'nin ve bunun belki de sadece 2-3 günü kılıç kılıcadır büyük ihtimalle. Hadi diyelim ki farklı yerlerde biraz daha fazla olsun. Çünkü yani savaş aslında o orduyu orada tutabilmekten geçiyor. O her bir saldırıdan sonra oradaki yaralıları toplayabilmek bir mesele. Evet. Oraya gelecek malzemenin hazırlanması, malzemenin geri gitmesi. Orada tuvalet hazırlamak bile bir mesele. Tabii. 100-200 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir organizasyon. Yani böyle 53 günlük bir festival organize etmek gibi bir şey bu neredeyse. Ve? Savaşı da festivale benzettin ya. Bu Zaunos Paşa bahsettim ya. Valla yani Arnavut olduğu için sürekli, o tarafı Tabii. tutmuyorum Biz ama. Yani ya. gerçek anlamda bu kırmızı siyah Arnold renk boşuna değil değil mi yani? mesela. <gülüyor> evet <gülüyor> çıkartalım eksik şurada. Ya yani şimdi savaş dediğin gibi festival değil tam tersine çamur, kan, ter ve gözyaşı eşliğinde büyük bir strateji gerektiren ve dayanıklık gereken bir oyun diyelim. Savaş oyunu. Ve dediğin gibi böyle her dakika olmuyor. Mesela bir fiil o kılıç kılıçla savaş genellikle bir saat ya da 45 dakika sürdüğü söyleniyor. Ve sadece yer üstünde böyle toprak üstünde bir kılıçların çarpışması değil. değil aynı zamanda yer altında vasıtasıyla da büyük bir taarruz var. Şimdi Osmanlıların zaten lağımcıları meşhurdur ki Puslu Kıtılar Atlası gibi müthiş roman okuyanlar. Başlayır, evet orada çok iyi yazılmış. Yani Zaten benim gerçekten Türkçe yazılmış en sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Puslu Orada da Laamcılar o karakterleri görürüz. Orada da bir fetih hikayesi vardı. Sonuçta Laamcılar yer altında giderlerken karşı tarafında Laamcılar tabii ki hareket ediyor. Yani böyle Aa, biz girdik böyle o ne güzel tüneller kazdık. Surların altından şehri fethettik olmuyor. Karşı tarafta mesela Johannes Grant diye bir karakter var. Johannes Grant'ın kimileri Alman, kimilerinin İskoç olduğu söyleniyor. Ama Bizans kuvveti yardım için gelmiş bir adam olduğu kesin. Ve Johannes Grant da kendi askerlerini la lağımcılarını aşağıdan Osmanlı tarafına doğru gönderiyor. Dolayısıyla yer altında da savaşma ve muharebe söz konusu ve bayağı kan dökülmüş. Tam olarak motivasyonunu biliyor muyuz? Neden böyle bir yer altında? O herhalde taktiksel e, surları, olarak surları arkadan geçiyor... çıkmaya mı çalışıyorlar acaba? Tabii ki. Yani şöyle düşün. Ya da ben patlatmaya falan da çalışıyor olabilir. Alttan temelini ya yani En fazla surlar vasıtasıyla yani surlar aşılamadığı için yukarıdan deliniyor dolduruluyor deliniyor dolduruluyor dedim ya. Aşağıdan askerlerine oraya intikal ettirme ve geçirmek için kullanılıyor lağımlar. Aynı zamanda yani bu bir nevi kaleyi içeriden fethetmenin teknolojisi. Hendekler var dediğim gibi o hendeklerde ortaçağ şeylerinde filmlerinde biz timsahlar falan görürüz ya. O hendekleri aşmak çok kolay olmuyor çünkü hendekleri yani suları aşmaya çalışırken üstlerine ateş ya da lav ya da ok yiyorlar. Dolayısıyla surları aşmanın en iyi yolu lağımcılar vasıtasıyla oluyor ki işte mesela Halil Paşa lağımcılarla birlikte aşmaya çalışıyor ve ondan sonra o da idam ediliyor. Neden idam ediyorlar? Yani Halil Paşa da aslında bu Osmanlı tarafındaki en güçlü, en işte uzun boylu ve önemli asker olarak biliniyor. Ama o da Zeonos Paşa Paşa'yla bir şekilde takıştığı biliniyor. Çünkü Zeos Paşa tam böyle bir hani saldır 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 mantalitesinde. Halil Paşa aynı Çandarlı gibi biraz böyle farklı yolları gözetelim dediği için o da çok geçmeden idam ediliyor. Ve onunla ilgili de rüşvet aldığına dair dedikodular çıkıyor. Yani Bizanslar tarafından satın alındı ve karşı tarafa geçti diye bir dedikodu var. Ama böyle olmadığı varsayıyoruz. Sadece burada Osmanlı'nın içinde de farklı görüşlerin olduğu ve savaşın ve savaş stratejisinin farklı güdülmesi gerektiğine dair düşünceler olduğunu anlatmak için bu örneği verdim. Yoksa hani Halil Paşa'yı ya da Çandarlı'yı yaftalamak için değil ya da işte bu doğruydu bu yanlıştı demek için değil. Ama Fatih kesin kes bu saldırıyı ve bu fetihi gerçekleştirmek için hareket için Onun önünde engel görünen ya da farklı şekilde diplomatik yollarla çözülmesine inanan bütün şahısları böyle bir domino taşı gibi tek tek ortadan kaldırdığını görüyoruz. Ki 53 günün sonunda başarılı olunca zaten bütün bu diğer askerler diyeyim ya da devletler diyeyim yani Fatih'in hmm. etrafındaki bürokratlar. Yani e, siyasiler diyorum. Siyasiler. Kim karşı çıktıysa cezası veriliyor. Bu 53 gün diyoruz ve bir iki yerde de sen bahsetmiştin Fatih defa. ...balarca moral bozulduğu anda gitti, müdahale etti vesaire. Diye. Onlara dair bir bilgimiz var mı? Tam soruna cevap olmayacak belki. Ah ne güzel Osmanlılar geldiler, girdiler, aldılar gibi bir durum söz konusu değil. Gerçekten de savaşın belli noktalarında kaybedecekler gibi görünüyor. O 53 gün kolay olmuyor, geçmiyor. Ve ya yani mesela özellikle diyelim donanmada bu Venedik'ten ve Papalık'tan gelen gemiler yüzünden belli noktalarda gerçekten de Osmanlı mağlup vaziyete geliyor. Bunun üzerine zaten Fatih hangi paşası ya da kumandanı başarısız olursa ya, ya onu azle, ediliyor ya da idam ediyor. Yani Fatih gerçekten de tamamen böyle kazanma üzerine gittiği için Mesela Baltoğlu diye bir donanmanın başında bir paşa var ve aslında hani o ana kadar da çok başarılı ve çok da iyi bir lider olarak görülüyor ama donanma başarısızlığa uğrayınca direkt azlediliyor. Görevi elinden alınıyor ve bambaşka bir onun yerine getiriliyor. Keza işte demin Halil Paşa'dan bahsettim. Halil Paşa yani veziri azamı sonuçta o dönemin. Dolayısıyla Fatih'in ikinci adımı ve ya da başbakanı diyebiliriz. Şimdi bu savaş nasıl oluyor? Birdenbire böyle hadi ya Allah gidelim alalım gibi değil. Sürekli bir harp meclisi toplanıyor. Yani nasıl hani günümüzdeki savaşta masa etrafında savaş stratejisi belirlenip aslında savaşın matematiği yapılıyorsa işte 1453'te de aynı şey yapılıyor. Dolayısıyla savaş meclisi ya da divanı diyelim toplanıyor ve kendi aralarında bunlar sürekli ne yapalım ne edelim donanma başarısız oldu yerdeki kuvvetlerde de böyle belli gerilemeler var ne yapalım diyenler oluyor Halil Paşa yani Vezir-i Azam diyor ki Bizans'ı bilmem kaç bin dukalıya 70 bin dukalıktı galiba paraya bağlarsak savaşı engelleyebiliriz böylelikle hani aslında kansız bir şekilde daha da asker kaybetmeden bitirebiliriz diyor Tabii bu da Halil Paşa'nın başlangıcın sonu oluyor onun için. Ve bir nevi Osmanlı çok şanslı. Çünkü yani Halil Paşa tabii ki bir başbakan olarak gelecek yardımlardan korkuyor. Şu anda mesela belli kayıplar var Osmanlı'nın. Yani o anda, şu anda diyorum sanki şu anda yaşıyormuşuz gibi. Ama hani biliyor ki Venedik'ten ya da Avrupa'dan ve Papalık'tan gemi üzerine gemi gelecek. Çünkü Bizans zaten hani gerçek anlamda kuşatıldığı için Avrupa'ya sürekli böyle bir bize yardım edin gibi mesajlar gönderiliyor. Dolayısıyla Halil Paşa şunu düşünüyor. Zaten biz donanma biraz geriledi, kaybettik. Zaten hani surları aşamıyoruz. Dolayısıyla bunları bir haraca bağlayalım. Hem para edinmiş oluruz hem de buralarda zaten yerleşke oldu yerleştik. Bunu bizi gönderemezler. Yani onlardan nasıl 1370'lerden itibaren bir vergi alıyorsak ve haraç alıyorsak İstanbul'da aynı şekilde olur. Yani Konstantiniye ve dolayısıyla hani böylelikle diplomatik bir şekilde çözmüş oluruz diye düşünüyor. Bunu da divanda, savaş divanında beyan ediyor. Ama Osmanlı dediğim yok. gibi şanslı çünkü Venedik'ten gelecek olan gemilerin gelmesi gecikiyor. Keza papalığın gönderdiği yardımlar da gecikiyor. Yani bugün için belki de bir iki günlük yolculuk ama o gün için o kadar da kolay olmuyor. Yani ta Venedik'ten buraya gemiyle silah göndermek ya da asker göndermek. O yüzden belki de Osmanlı'nın biraz şansı. Şimdi biz linç toplumuna döndüğümüz için aynı işte Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Aa Ruslar olmasa biz kazanamazdık diyenler var. Evet Ruslar olmasaydı işte belki Kurtuluş Savaşı'nda o kadar silahımız olmazdı ya da Fransızlar göz yumdu silah sattılar bize olmazdı. Ama kaybedileceğini anladığı anda yardım etmek başka ki Kurtuluş Savaşı'nda öyle bir şey var. Burada bambaşka. Burada gerçek anlamda Bizans yüzyıllar boyunca 600'lü yıllar boyunca kuşatılmakla birlikte ele geçirilememiş. Dolayısıyla Halil Paşa realistik yani real politiği güdüp de bunlar aşılamayacak galiba diyor. Yani Fatih'in bir hani deli kuvvetine sahip olduğu ve bunu gerçekten kafaya taktığını belki de göz önünde bulundurmuyor. O yüzden de bir noktada zaten kellesinden oluyor. Çünkü Fatih için gerçekten bu ölüm kalım meselesi gibi bir şey. Demek öyle ya. Ya şimdi demin dediğim gibi sonuçta sadece Cephe'de askerlerin karşılıklı savaşması değil aynı Hı -hı. zamanda masada da savaş devam ediyor ki hem Fatih ve Divanı yani burada ikinci Mehmet demek daha doğru çünkü daha Fatih olmamış. Kendisine sürekli dışarıdan haber geliyor ya da işte elçiler geliyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Macar elçisinin tam emin değiliz ama 25 ya da 26 Mayıs'ta gelmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Osmanlı daha önce Macar bir mütareke imzalamış. 3 sene sürecek bir mü mütareke. Varna'dan ötürü mü? Varna'dan ötürü. Yan ya da Jan diye telaffuz edelim bunu. Ben Yan diyorum ama Jan diye yazılıyor. Hunyat ki onların en önemli evet. imparatorlarından bir tanesi ve en Osmanlı'nda korkulu rüyalarından bir tanesi. Fakat o çekilince yerine Naibi olarak genç kral Ladislas devreye giriyor. Ve o da Osmanlı'ya bir böyle tokat misali bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki siz Tschüss. sürecini geriye çekin yani kesin ve böylelikle biz de sizle hani bu, bu, barış anlaşmasını ya da mütareke anlaşmasını devam ettirelim. Şayet bunu yapmazsanız biz Rum ordusuna yardımda bulunacağız. Bizansların yanında yer alacağız. Onlara mühimmat vereceğiz, asker vereceğiz ve sizle savaşacağız. Bu haber Fatih'e iletildiğinde elçileri vasıtasıyla çünkü elçiler elçilerle masa üzerinde görüşüyorlar. Yani Macar elçileri Türklerin karagahına gelip bu genç pre Ladislas'ın mesajını veriyorlar. Bunun üzerine Fatih'e elçiler bu iletiyi söylüyorlar. Yani Macarların tehdidine ve savaş devam ederse onları karşısında bulacağını ve böylelikle tabii yine savaş divanı diyeceğimiz o işte Halil Paşa olsun, Akşemsettin olsun ya da benim Zagoros <laughs> Paşam olsun. Bunlar bir münakaşaya giriyorlar. Halil Paşa daha önce yaptığı gibi burada da şunu söylüyor. Diyor ki Macarlar da devreye girecek. Zaten aldıkları duyumlardan batıdan gelen gemiler Venedikler, e, Cenevizler. Bunlar zaten Sakız Adası'na kadar gelmiş. Yarın öbür gün bu gemiler İstanbul'a varacaklar. Dolayısıyla biz bu Macarların önerisini kabul edelim. E, hem Macarlarla savaş riskini önlemiş oluruz. Hem de bu yardımlar İstanbul'a ulaştığı anda yani Konstantinopolis'e ulaştığı anda zaten hani savaşı kaybedeceğiz. Dolayısıyla biz geri çekilelim. Yine bir işte paraya bağlayalım bunları. Onlardan vergi alalım ve bitirelim. Burada Zanos Paşa, "Hayır, bu gemiler yetişmeyecek. Biz zaten İstanbul'u aldık, alacağız. Asla geri çekilmeyelim." diyor. Fatih'in meşhur bu Akşemseddin'le ilgili mektuplaşması var. Akşemseddin'in fikri soruluyor ve Akşemseddin de kuşatmaya devam edilsin. Yani geri çekilmeyelim ve onların bu bir nevi yeni bir mütareke anlaşmasını reddedelim fikrini beyan ediyor. Böylelikle zaten Halil Paşa ve onun düşüncesinde olan devletler ekarte edilmiş oluyor ve işgale devam ediliyor. İşgale devam ediliyor. O zaman artık alalım şu İstanbul'u. Artık o 53. gün gelsin gerçi girdikten sonra da bir iki gün geçiyor mu bilmiyorum da İstanbul alma süreci. Nasıl alıyorlar? Yani şimdi bu Macar elçilerin geldiği tarih 26 olduğu düşünülürse 3 gün sonra zaten alınıyor. Çok zaman geçmiyor. Ama dediğim zaman gibi bir zaten o pres mi yapılıyor iyice nasıl o kırılma anını biliyor muyuz yani o... Ya kırılma anı şu. Bir kere bir bazı şeylerin efsaneleri ne burada o putları kırmamız gerekiyor. Demek mit patlatacağız. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Mythbusters. Mythbusters. Ya şimdi bu Fatih'in gemileri karadan yürütme hikayesi herhalde herkes duymuştur ve gerçekten de çok böyle insanın aklının başından alan stratejik anlamda da çok böyle kulağa acayip iyi gelen bir şey ve fakat şimdi sorun şu ki zamanın tarihçilerine yine başvurmamız gerekiyor ve günümüz tarihçileri daha sonradan inşa edilen bu mitleri ya da bu işte zafer hikayelerini tabii ki kale almıyorlar. Çünkü işte Barbaro, Francis, Kretavulos ve Aşık Paşazade bu gemilerin karadan indirilmesine dair bir kelime bile yazmamış. Dukas'ta bir şeyler var ama Dukas'ta zaten güvenilir değil. Çünkü Dukas dediğim gibi Midilli de o sırada. Dolayısıyla genellikle Dukas'a atfediliyor ama diğerlerinin hiçbirisinin böyle mucizevi ve stratejik anlamda dahiyane bir şeyi yazmaması mümkün değil özellikle de hani Osmanlı tarafından düşünsene böyle bir şey gerçekten yapılıyor olsa bununla övünülerek yazılmaz mıydı? Ya da tarihi kaydı geçilmez miydi? Ama geçilmiyor. Dolayısıyla ben burada hani ister istemez bunun bir şehir efsanesi olduğunu söylemek durumunda kalıyorum. Üzgünüm. Yani genellikle hani bu şanlı Gülüş. Osmanlı tarihinde en acayip hikayelerden bir tanesidir. Zira şu düşünülüyor biliyorsun. Fatih belli ki aşağıdan alınamayacağını düşündüğü için Haliç'ten hatta ormanlardan yakındaki civar ormanlarından bayağı bir kütükleri indirterek onları birbirine bağlayıp hatta işte Cenevizlerden vesaire domuz yağı alıp ve türlü yağlar alıp onların üzerine böyle yağlayıp gemileri işte Halik sıklarından aşağıya doğru indirildiğine dair bir efsane var. Ya kim bilir yani sonuçta hiçbirimiz 500 yıl öncesine gidip kendi gözümüze görmediğimiz için kesin yoktur dememiz mümkün değil. Ama tarihçiler buna dair bir şey yazmadığı için büyük bir ihtimalle sonradan icat edilmiş bir hikaye olduğunu varsaymak durumundayız. Ama bu da tabii ki insanların hoşuna gitmeyecek. Çünkü hani bugün bile hem popüler kültürde hem tarih kitaplarında okul kitaplarında dahi bunun Baya bir bayağı böyle detaylı bir şekilde hatta şuradan indirildiler buradan indirildiler yok işte bugünkü Lobon pastanesinin oraya çıktı oradan da yani böyle resmen haritayla tarif ediyorlar ki sonuçta nasıl bunlar icat edilmiş anlaşılır gibi değil. Alınamayan bir şehir ve alındı. Nasıl Demek oldu? ki büyük bir şey oldu yani bu efsanevi bir, bir olay oldu işte iki, ya kapı açık bırakıldı ya oradan bir şeyler kaydırıldı gemiler kaydırıldı ya işte Tanrı inecek dendi Mehmet'i cezalandıracak dendi o yüzden kimse direnmedi falan sonra bir şehir efsanesine dönüştürmeye müsait bir savaş olduğunu düşündüm ilk başta o yüzden mi acaba? diye tahmin ettim. Yani e, tabii ki bahsettiğimiz tarihler orta çağlardan bir tık daha sonra yani dolayısıyla o karanlık çağ dediğimiz zamanlara dair insanlar çok fazla böyle efsanevi, esatiri e, menkıbeler üretmişler. Bu kapının açık olmasın daha çok batılılar üretiyor ki hani Osmanlı'nın şans eseri aldığına dair böyle bir ön yargıyla bunu yazıyorlar. Ama bizimkiler de tabii ki bu, bunu böyle büyük bir kahramanlık hikayesi olarak algılayıp da tarihe not düştükleri içinde, de onlar da bu tür böyle bir herhalde askeri strateji açısından neredeyse mucizevi bir şey olarak not etmişler. Dolayısıyla iki tarafta aslında kendi mitlerini yaratmış. İki tarafta bu dediğin gibi fetihi gerekçelendirmeye çalışmış. Ya bana göre dediğim Mevzu da büyük. Olay da büyük. Ya evet çünkü sonuçta yani büyük Ruslardan kadar. tut Araplara bin yıl boyunca bu şehir alınmaya çalışılmış ve bir türlü alınamamış. Birden bir 21 yaşında bir hatta çok Büyük bir fetih geleneğinden gelmeyen daha doğrusu kendisi büyük kahramanlıklar arz etmemiş olan bir adamın kimsenin başaramadığı şey başarıyor olması zaten başlı başına bence bir soru işareti uyandırmış ki bu tür hikayeler Hı -hı. ardında yazılmış. Peki nasıl aldılar? Peki nasıl aldılar? Kırılma noktaları ne? Kırılma diyor? noktaları son günlerde artık öyle bir hale geliyor ki surlardaki gedikler onarılamaz hale geliyor. Çünkü Pardon, burada bir soru sormak istiyorum. Hani top atışları bir şekilde bir yıkıyor birazcık, değil mi? Çünkü şey gibi hani 53 gün boyunca alamadıysa demek ki surları yıkamadı gibi düşünüyorum ben. Ama herhalde orayı bayağı bir indirmeye başlamışlar. Öyle mi anlıyoruz? surlar bayağı bir inmeye başlıyor ama indikleri gibi sürekli bir sonuçta molozlar tekrar oraya yapıştırılıyor. Yani böyle bir copy paste durum söz konusu orada. Ama bir şekilde bu Bizansların bekledikleri yardımlar gelmiyor. Gecikiyor. Dolayısıyla hem zaten başta istatistiksel olarak çok 5-0 geride başlayan Bizans ordusu direnme gücünü yitiriyor. Bir taraftan yukarıdan bir taraftan aşağıdan Osmanlılar saldırıya, taarruza devam ediyorlar. Ne demek ediyorlar. yukarıdan ve aşağıdan? Lağımcılar aşağıdan, asker göndermeye devam ediyorlar. Oradaki karşılarında duracak güçler de yavaş yavaş adam sayısı azaldıkça yerine koyacak kimse, yerine yok. koyacak kimse gelmiyor. Arada işte taraf değiştirenler oluyor. Yani birdenbire böyle hani kaybedeceğini düşünürken şehri terk edenler oluyor. Şimdi durum böyle olunca Fatih Sultan Mehmet Konstantin Paleologos'a bir yine elçi gönderiyor ve şartlarını sunuyor. Diyor ki şehri bana teslim ettiğin takdirde sen bir hayatını kurtaracaksın ki şehre talan etmeyeceğim ki normalde Osmanlı'da özellikle bir yer istila edildikten sonra 3 gün orası yağmalama hakkı olurdu. Ki yağmalama demek etinden, sütünden, her şeyinden yararlanma olur. Ki Fatih bu anlamda bir parantez açıyorum. En belki de düşünceli imparatorlardan bir tanesi. Çünkü tarihi eserlere çok saygı duyuyor. Ya şöyle tarihi eserleri yerle bir etmelerini istemiyor. Hatta bir efsane vardır, Ayasofya'ya girip de işte oranın ne kadar harabeye dönüştüğü işte meşhur bir dize vardır, ankebut Osmanlı Türkçesinde örümcek demek. Örümcek ağlarının kapladığı yere girince çok hüzünlendiği söylenir. Dolayısıyla hani Bizans dedim ya aslında harab olmuş bir imparatorluk, her anlamda bitmiş bir imparatorluk. Fatih onu alınca yerli bir etmek değil, tam tersine o eski ihtişamını geri kavuşturmak, hmm. İskender gibi Tarih ya da Konstantin yani. gibi ya da Justinian gibi o yapıları yaptıran imparatorlar gibi o şehrin yeni varisi ve yeni lideri olarak gelmek istiyor. O yüzden mesela Kaiser titrini alıyor ve o yüzden de hem doğunun hem batının aslında lideri olma derdinde. Bu tabii ki sadece bir şehri alıp da artık ben kralım ya da sultanım demekli olmuyor. Onu yapılandırmak, onu yeniden eski altın günlerine döndürmek için o üç gün geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde ıslah politikaları bir şehir yeniden inşa edilmeye başlanıyor ki bugün hala öserler kaldıysa Fatih Sultan Mehmet'e müteşekkir olmamız gerekiyor. Seni şu an geriye doğru çekiyorum. O anlaşma Evet, koşullarına gelelim tekrar. Hatırlatıyorum. Kenti bırak diyor. Kenti bırak diyor. Kenti bana bırak, hayatını kurtarayım. Yağma yapmayacağım, esir almayacağım. Çünkü yani şehir zaten savaşılmış, bir sürü insan ölmüş tabii ki. Ama hani daha büyük katliam olmaması için bana teslim edersen, ben bunları esir almayacağım vaadinde bulunuyor. Ahali de yani şehirle Konstantiniyeli halk. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun, hangi milletten olursa olsun burada yaşamaya devam edebilirler diyor. Kendi işte kiliselerini, sinagoglarını koruyabilirler. Dini liderleri orada hani başında görevlerine devam edebilirler diyor. Şimdi bu özellikle orta çağ diyebileceğimiz yeni çağ geçişten bahsediyoruz. Orta çağ mantalitesi için son derece aslında geniş görüşlü ve iyi bir anlaşma. Ama tekrar tekrar söylüyorum Konstantiniyeyi kaybetmek sadece 11. Konstantin Paleologos değil herhangi bir Bizans için düşünülemez bir şey. Çünkü Seni başkente şey zaten. zaten tek kalan şey o. Yani imparatorluk zaten lime lime olmuş. Sadece adda var. 1100 yıl boyunca devam etmiş ama sonuç itibariyle artık gerçekten de bitmiş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u hadi alın verdik demek düşünülemez bir şey ki zaten öyle oluyor. Konstantin Red. Reddediyor. Reddedince Fatih de yürün diyor. Yani bir büyük bir taarruza kalkılıyor. Büyük anda. bir taarruz başlıyor. Bu büyük bir ihtimalle anlaşma elçileriyle Konstantinle anlaşma teklifi 23 ya da 24 Nisan'da oluyor. Macar büyükelçiden biraz sonra. Yok hayır, ondan önce. Pardon. Çünkü o 26'sıydı. Tabii ki bunlar hepsinin 29 Mayıs olduğunu varsayarsak İstanbul'un dışını. Evet. Çünkü hani dediğim gibi kimileri diyor ki, kimileri diyor ki Temmuz'da, kimileri diyor ki 1 Nisan'da. Ama sonuçta hani İstanbul'un fethinden 3-4 gün önce diyebiliriz. Eğer 29 Temmuzsa bu da 25 Temmuz falan mı oluyor o zaman? Evet. Bu görüşmeler 3-5 gün önce. Evet. Ama tam olarak hangi? tarihi baz alarak evet. ondan emin değiliz. Önce bu teklifte bulunuyor. Sonra Macar elçilerinin tehdidi var. Sonra da zaten büyük taarruz başlıyor. Ve bahsettiğimiz bu tarih doğruysa ya 26'sı ya 27'si. Zaten orada 3 ya da 4 gün geçiyor. Yani Bizans İmparatorunun bu teklifi reddetmesiyle büyük bir saldırı. Şimdi büyük saldırı daha öncesinden belki farklı değil ama farklı olan Bizansların artık gerçekten de hiç ne moralinin ne de halinin ne de askeri gücünün kalmaması meselesi. Dolayısıyla o son birkaç gün boyunca bombalama devam ediyor. Lağımcıların aşağıdan şehri fethetme teşebbüsleri devam ediyor. Donanmanın Haliç'te ve açıklarında Boğaz'daki muharebesi devam ediyor. Şimdi son güne gelelim. Büyük bir ihtimalle 29 Mayıs'ta olanlar şu. Osmanlı ordusu hem deniz tarafındaki surlardan hem de kara yollarıyla taarruza çok büyük bir Kuvvetle başlıyorlar ve bu arada büyük bir panik oluyor içeride çünkü zaten hani surlar inmeye başlamış kapının açık unutulması ve oradan Osmanlı'nın geçmesi dediğim gibi büyük ihtimalle uyduruk ama mesela Bizanslı tarihçi Francis'e göre ilk surlara tırmanıp da karşı tarafa geçen yani Konstantiniyen'in içine giren Ulubatlı Hasan Francis bunu yazdığımız için Ulubatlı Hasan'ın girdiğini biliyoruz ama sonradan yazılmış olan elinde bayrak vardı şöyle girdi sol eli havadaydı falan. O detaylar tabii ki sonradan evet, yapıştırmış, evet. eklenmiş bu efsaneye. Ama Ulubatlı Hasan'ın girdikten sonra vurulduğu ve aşağıya düşüp şehit olduğu evet. biliniyor. Ama onu tabii ki sadece Ulubatlı Hasan değil, o çıkabildiyse diğerleri de arkasından çıkmış ve bir kere şehre giriyorlar. Şehre girdiklerinde İmparator Konstantin ve Kantakuzenos gibi önemli Bizanslı generalleri ve eski kraliyet ailesine mensup insanlar da içeride. Konstantin'e kaçması teklif ediliyor. Gemiye binip kaçabilir. Sonuç itibariyle daha önce yapılmamış bir şey değil. Ama Konstantin Paleologos bunu reddediyor. Ve son ana kadar da içeride savaşmaya devam etti deniliyor. O yüzden de hani Osmanlı tarihçileri de onu hala bir kahraman olarak ele alırlar. Çünkü hani halkına sırtını dönmemiş, kaçıp gitmemiş. Tam tersine son ana kadar içeride kalmış diye. Büyük bir ihtimalle o sırada bir kılıç yarasıyla değil ya da bir Yeniçeri ya da Osmanlı askeri tarafının değil ezilerek hayatını kaybediyor İmparator Konstantin. Çünkü dediğim gibi Osmanlılar surları aşıp da girmeyi becerince içeride büyük bir kaos oluyor. Ve bir taraftan şehirli yani halk, ahali kaçmaya çalışırken bir taraftan öbür taraftan Osmanlı ordusu içeri doluyor. O yüzden İmparator ezilerek ölüyor ve içeride kara taarruzu devam ederken dışarıda Haliç'ten ve öbür taraflardan o bombalama ve saldırı devam ediyor. Dolayısıyla dört bir taraftan İstanbul bir şekilde işgal altında ve çok geçmeden zaten şehir bir şekilde fetih ediliyor ve Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet oluyor yani Fatih titrini alıyor ve 600'lerden 1453'e kadar devam etmiş olan o hani İslamiyet'in rüyası olan Konstantiniye çok geçmeden İstanbul ismini alıyor. Kimileri İslam bol der. Yani İslam. Ama o, onun doğru olmadığını düşünüyorum. Uzun süre zaten Osmanlıların kendisi de Konstantiniye kelimesini kullanmışlar. Asitane kelimesini kullanmışlar. Pek çok ismi var İstanbul'un. Asitane. Hı, -hı. O şey biliyor musun şehirde böyle o, o an neler olduğuna dair işte Mehmet şuraya ilk gitti vesaire falan var mı yani şehir efsaneleri ya da gerçek bilgi olduğunu düşünebileceğimiz şeyler. yani Çok. Benim mesela bu Orhan ve Çelebi Mehmet'in intiharına dair bazı yazılanlar var. Dukas'ta sanıyorum bunlar yazılmış. Hani karşı tarafın üniformasını giyip intihar ettiğine dair. Ama bunlar yani ne yalan söyleyeyim ne kadar doğru olduğunu herhalde yani bunu bir araştırmak oynadı, gerekiyor bir herhalde. Şey yani Ya da evet, Bizans tarafına geçti. O yüzden şehir işgal edilince kaçmaya çalıştı. Ama kaçamadığı için de ondan sonra Hı -hı. kellesi sultana teslim edildi. Sonrasına dair yani bu herhalde haber Avrupa'ya yayılıyor. Büyük işte vaazlar ok okunuluyor. <laughs> İstanbul elden gittiğini öğrenen batı güçleri ve papalık kiliselerde böyle işte hmm. ah İstanbul elden gitti tarzında Konstantiniyye'mizi kaybettik işte batının kalesi, doğudaki kalesi gitti diye büyük bir aslında yaz dönemi başlıyor. Olup Kimileri bunun bunda böyle hani mucize ya da işte şey arıyorlar. Hani yok öncesinde bir yıldız kaymış, yok efendim deprem olmuş. Bütün bunlar aslında kaybedileceğine dair bir efsaneymiş. Mesela Aşık pa Paşazade eserinin bir noktasında der ki Murat değil de küçük aslında alacak o onu başaracak yani sanki bunu böyle tanrılar ya da bir ilah ya da melekler ona fısıldamış böyle bir İstanbul'u genç birisi alacak diye bir bilgi varmış gibi efsane yayılıyor sonrasında ama dediğim gibi Fatih çok realist ve kendisinden önceki büyük imparatorları örnek alan bir lider olarak gerçekten de daha üç gün geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde İstanbul'u yeni altın günlerine getirmek için büyük bir ıslah politikasına başlıyor. Bir kere insanlara diyor ki bunların içinde Bizanslılar da var, Yahudiler de var, başka milletler de var. Yani kalın işte de. Venedikliler, Cenevizliler kalın diyor. Çünkü İstanbul nüfus olarak çok azalmış bu dönemde. İstanbul'da kalacak bir şey neden kalmamış? Ama onlara toprak vererek onlara hak vererek onlara kendi dini inançlarını istedikleri gibi yaşayabilme hakkı da tanıyarak aslında İstanbul'u tekrar bir başkent yapma yolunda adımlarda bulunuyor. Bunun üzerine gerçekten çok zaman geçmeden yanılmıyorsam 5 ila 10 yıl içinde İstanbul nüfusu çok büyük bir artış sergiliyor. Gerçekten de harabeye dönmüş kimi yapılar Ayasofya gibi tekrar inşa ediliyor ve onarılıyor. Aynı zamanda pek çok artık böyle kırık dökük vaziyete gelmiş kilise camileştirilerek mesela Küçük Ayasofya Cami gibi başka camiler de var. Bunlar hayata döndürülüyor. O yüzden yani Fatih bir taraftan sadece bir e, militer ya da askeri bir kumandan değil ya da bir stratejist değil. Aynı zamanda hakikaten de büyük resmi düşünen ve o geçmişine saygı duyan, geçmişin güzelliklerini korumak isteyen bir lider. O yüzden de sadece bana göre değil, işte Halil İnalcı hocaya göre de, İlber Ortaylı'ya göre de Fatih gerçek anlamda belki de tek Rönesans liderimiz tarih boyunca. Teşekkürler Fatih <laughs> diyoruz o zaman. Bize bu güzel şehri bıraktığı için. Fetih günlerini merak edenler Kritavulos'un tarihini okuyabilirler. Baya renklidir. Aynı zamanda zamanın değişik gezginlerinin de kitapları mevcut. Mesela Polonyalı bir yeni, yeni kiri Mihailovic diye birisi var. Onun anıları da bulunabilir. Barbaro, Dukas, Tursun Bey ve Aşık Paşazade. Daha önce isimlerini geçirdim. Şundan bahsettiler, bundan bahsettiler diye. Bunlar da dönemin şahitleri olduğundan Fatih'i ve Fetih çağını merak edenler için en aslında temel eserler. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.